Merhabalar hocam. Merhabalar Alpçim. Orhan hocam, bazı hocalara göre atıyorum bench press'i geniş tutmak gerekiyor. Bazı hocalar dar tutunuyor. Kimi hocalar işte kol çalışırken daha geniş tutun, kimi hocalar daha dar tutunuyor. Hocam hareketli açı nasıl olmalı? Yani düzgün açı nedir hocam? Şimdi açıyı sana doğru göstermek için, yani gerçekten işe yarayacak halde göstermek için açıyı gösteren hocaya kurban olayım. Fakat bazı insanlar, ya bazı antrenörlerimiz sadece hani o kişi üzerinde bir baskı yürütebilmek için onu böyle yapma kardeşim, böyle yap. Senin yaptığın yanlış, bu doğru. Arkadaşlar yanlış bir hareket yok bir kere. Bir kere bunu kafadan bir kere bir silin. Dünyanın en saçma hareketini getirin. Ben ona öyle bir mantık yüklerim ki bundan sonra onu yapmaktan vazgeçmezsiniz. Şimdi bir kere hedefte kası pump yapıp adeleyi hissetmek olduktan sonra şimdi söz temsili. Bir hareket seçelim. Bunun üzerinden gidelim ki konuyu tam olarak vakıf olabilirim. Mesela diyelim ki teknikte bir bar düşünelim. Ucuna da bir ağırlık koyalım ve barbell curl yapalım. Şimdi eğer barı tam omuz hizasınızda tutarsanız bu genel olarak pazunuzda ne içeriye ne de dışarıya dönmeye vesile olur. Sicim gibi dümdüz bir pazu yapınız olur. Bazı insanların pazuları içeri çok dönüktür. Bazıları dışarı doğru açılabiliyor ama çok enderdir o gerçi. Buna sebep olan şey şu. Eğer kalkar da barı dar tutarsanız pazunuz dışarı doğru döner. Eğer geniş tutarsanız pazunuz daha içeride kalır. Şimdi genellikle çalışmak daha kolay olduğu için herkes geniş tutar. Çünkü geniş açıyla daha rahattır çalışması. Ve çoğu insanın da böyle bir hatası vardır. Pazu içeri doğru dönüktür. Eğer kalkıp da bir hoca sana o sırada pazunun yapısına bakıp yapman gereken açıyı söylüyorsa, dediğim gibi ben bu hocaya, bu antrenöre kurban olayım. Ama genellikle şöyle bir olay vardır. Her adelenin 3 aşağı 5 yukarı 7 tane hareketi vardır. Hani böyle hatırı sayılır 7 hareketi vardır. Bu çeşitte de tabii ki önemli. 20 tane 30 tane çıkar. İşte oraya girmiyoruz. 7 tane olarak düşünelim. Ve bu 7 tane hareketinde 7 tane açısı vardır. Hani mesela şimdi örnek vereyim. Pazuyu barı aldım elime. Bunu ileri doğru çalışabilirim. Tam vücuduma yakın olarak çalışabilirim. İçeride çalışabilirim. Bunu tam omuz seviyesinde tutup kaldırabilirim. Geniş kaldırabilirim ve dar kaldırabilirim. Zaten bu iki yapıyı birbirine kombin ettiğiniz zaman sınırsız bir sayı çıkacak ve bir sürü bir acı çıkacak. Şimdi eğer kalkar da vücudunuzdaki bir kusurdan dolayı size bu açı verilip eğer yaptırılıyorsa bir şey dediğimiz yok. Ama şimdi genellikle şöyle bir şey var. Hani şimdi bir hoca öğretmiştir, gerçekten yapılması gereken açıyı vermiştir ve o açıyla beraber kişi yapıyordur. Öbür taraftan hoca onu yakalar kenardan. Der ki kardeşim sen bunu yanlış yapıyorsun, bunu böyle yapmalısın. Hoca bilmiyor falan filan der. Ve yapar, karşı taraftaki yeni hocanın söylemiş olduğu şey işe yarar. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz eğer bir hareketi sürekli olarak hocanın vermiş olduğu açıyla yapıyorsanız vücudunuz ona alışır. Mantıklı düşünün. Sonra farklı bir açıya geçtiğiniz zaman daha iyi olduğumu zannedersiniz. Ama işinize yaramıyor en iyi olduğumu zannetmiş olduğunuz şey. Yani burada esasında hareketlerin açıları size verilirken vücudunuzdaki bu sebepten dolayı biz bu açıyı size verdik diyerek yaptırırsa başkasının söylemiş olduğu şey sizin kafanızı karıştırmasın. Çünkü tamamen laf salatasıdır. İşte baskısını üzerine koymaya çalışan tiptir vesaire vesairedir. Çünkü renk aynı renk. Sadece tonları biraz farklı. Şimdi barbell curl'de sonuçta hepsinde pazunu hissedeceksin. Ama işte dediğim gibi açılarla beraber bunun yükleneceğin yerler vardır. İşte daha zirvede kasarsın, farklı bir şey olur. İyice uzatırsın, farklı bir şey olur. İşte hammer pozisyona getirirsin, uzar. Dediğim gibi bu açılar aslında önemli. Ama bu açıları size veren, sunan insan sebepleriyle beraber sunduğu zaman birisi onu bozabilme ihtimali ortadan kalkar. Dolayısıyla kafanız hiçbir şekilde karışmaz. Şimdi herkesin birebir çalışma ihtimali yok, imkanı yok. Böyle bir şey büyük bir lüks. Hani şimdi kalkıp da bu işi profesyonel bitirmiş olan bir adamı alacaksın, başına koyacaksın. Her yaptığı harekette tek tek tekrarlarına bakacak, tek tek açılarına bakacak ve bunların üzerine sana doğru bilgiler vermeye çalışacak. Bu bir lüks. Yani bunu herkes başaramayabilir. Hani bu yani çok kolay bir şey değil. Ama dediğim gibi hani eğer almış olduğunuz programda yaparken
açılarınızı hocanıza danışarak, hani siz bana bu hareketi verdiniz ama ben bunu hangi açıda yapıyorum diye mantığıyla beraber alırsanız, ondan sonrası zaten çocuk oyuncağı. Çünkü emin olun bu açılar gerçekten yapmış olduğunuz hedefi daha hızlı ulaşmanıza, programın size daha fazla fayda sağlamasına yarar vardır. Hani bundan sonra yapabileceğiniz nedir? Size bir program yazıldığı zaman, hocam işte atıyorum mesela bu hareketi bana yazdınız, tamam hareketi biliyorum. Ama ben bunu hangi açıda yaparsam bana hangi noktada yardımı daha fazla olabilir? Hani bu noktada bana yardım olabilirsiniz. Bu aynı zamanda sizin plato demiş olduğumuz duraksama dönemini aşmanız için de faydalı olan bir şeydir. Bu yüzden size açıları asla yavana almayın. Açılar çok önemlidir. Mesela squat yaparken bir teknik vardır, işte diz ayağın önüne geçmeyecek diye. Öyle bir şey yok. Kesinlikle diz ayağın önüne geçebilir, parmak ucunun önüne geçebilir. Bu çünkü mesela sporcu diz kapağına yakın olan kas grubunun biraz daha aktif olmasını isteyip, baskıyı daha ortaya alıp, biraz daha riske girerek daha küçük kilolarla beraber dizin önüne geçirebilir. Emin olun inanılmaz bir tekniktir. İnanılmaz bir squat tekniğidir. Ha önerilmez, yasaklıdır, hayır yapılmaz denir ayrı bir şey. Ama hani bu işi profesyonel boyutta geçmiş olan bütün sporcular bu yasaklı olan hareketleri belli riskleri alarak mutlaka uygulamış ve diğer sporculardan farklı bir hale gelebilmiş. Hani bunu yavana atmak olmaz. Şimdi mesela enseye çekiş yasak söz temsili. Ya enseye çekmeden sırt antrenmanı olur mu arkadaşlar, yapmayın. Hani diz kapağı yok, parmağın ucunu geçmeyecek. Şimdi siz o parmağın ucunu bir geçtiği zaman o squat'ın vermiş olduğu o, tamam diz kapağına çok ciddi biniyor, çok büyük risk. Yasaklı olmasını anlıyoruz. Ama hani siz anladınız onu. Kime göre neye göre hocam? Kime göre neye göre, aynen. Yine bu soru geliyor. Yani demeye çalıştım, açılar çok önemlidir. Eğer kendinizi bir tık daha ileri almak istiyorsanız hocalarınızdan bunları öğrenin. Mesela en basitini ben size barda olanını anlattım. Herkes genellikle geniş tutar, daha kolay olduğu için. Ve genellikle insanların pazarı böyle yavaş yavaş böyle içeri doğru bakmaya başlar. Hani şöyle olur. Ama sen eğer kalkar da omuz seviyesinde çalışırsan böyle sicim gibi çıkar. Ha peki hala çok geniş çalıştım, işte senelerce böyle yaptım, uzattığım zaman kolumu, pazum böyle biraz içeride duruyor, işte dışarıdan baktığım zaman çok iyi gözükmüyor dediğin zaman da mantıklı olarak en zor açı önerilir. Yani dar yapman lazım ki bunu yavaş yavaş dışarı alabilesin. Onun çözümü odur. Bir tanesini örnekledim. Bir sürü hareket var. Kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizimle kalın, çok soru sorun.